Evet, genel olarak baktığımız zaman tabii biz proje kapsamında çok fazla arkeolojik parkı inceledik. Genel olarak neleri çıkarttık? Dedik ki ortak noktaları şunlar. Sadece mimari miras değil, işte ekolojik değerleri keşfetmek, deneysel arkeolojiyi ön planda tutmak, turizm ağında bir destinasyon merkezi haline gelmek ve arkeoloji, rekreasyon ve eğitim üç ana kriteri birleştirerek yeni bir araştırma yöntemlerini geliştirmek noktasının ana vizyonda olduğunu gördük. Stratejilere baktığımız zaman ilk planda tabii ki mirasın korunması temel motivasyon olmuş. Kesim taşıma kapasitesi belirlenmiş. Mekanik zararlanmalara karşı ya da doğal risklere karşı önlemler çok sert bir şekilde geliştirilmiş. Ziyaretçi yönetim mekanizması çok iyi net kurgulanmış. Birlikte yönetim, yani ekolojik değerlerle birlikte yönetimini sağlayacak mekanizmalar kurulmuş ve de hepsine de şöyle bir şey var: ortak strateji sosyoekonomik kalkınma potansiyelini güçlendirmek. İşbirliği örgütlenmelerinde de güçlü olduğunu görüyoruz. Bir kere zaten işte İsviçre'de UNESCO'ydu. Diğer alanlarda ise merkez yönetim birimleri, kamular, kamudaki ilgili birimler, kazı ekibi, mutlaka müze ve kesinlikle sivil inisiyatiflerin yer aldığı örgütlenme şemasını görüyoruz. Finansman desteği olarak da başlangıç kurulum aşamasında işte AB fonları, merkezi yönetim fonlarıyla, yerel kamu fonlarıyla sürece başlıyorlar. Daha sonrasında park giriş ücretleri ve içinde bulunduğu servis ve hizmet birimleriyle beraber kendi kendini finanse ederek zaten bu süreçte güçleniyorlar ekonomik anlamda. Evet, biz bunu Aslantepe için dedik ki, yani İsviçre'yi gördük, Çin'i gördük, işte Avusturya'yı gördük. Dedik ki yani hepsinden çok daha değerli bir arkeolojik mirasımız var. Yani hakikaten karşılaştırılamaz bile. Dedik ki biz burada neden arkeolojik park modelini geliştirmeyelim? Tabii önce bir Aslantepe'ye bakmak lazım. Bu kadar çok bahsediyoruz. Nedir Aslantepe? Aslantepe aslında işte Battalgazi ilçesi, Malatya'nın Battalgazi ilçesi, Orduzu mahallesi sınırları içerisinde yer alıyor. 1930'da ilk keşifler yapılıyor. Fransız Delaporte zamanında bir sondaj kazıya başlıyor. Daha sonra İkinci Dünya Savaşı araya giriyor. Derken çok değeri bilinmiyor ama ilk aslan heykeli o dönemde çıkartılıyor. 1962 yıllarında işte İtalyan kazı ekibinin burayı ev sahibi olarak kazıya başlamasıyla beraber kesintisiz 42 yıllık bir süreç boyunca değerini göstermeye başlıyor. Burada sevgili çok değerli Marcello Frangipane hocamızı de kulaklarını çınlatmış olalım, onu da almış olalım. O da 2 sene oldu sanıyorum, kazı başkanlığından onursal başkanlığına geçti. Emekli oldu ama hala aktif olarak sahada çalışmaya devam ediyor. Şu anki İtalya La Sapienza Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde görev yapan kazı başkanımızı Francesca Balosa Restelli hocamızla çalışmalarına devam ediyor. Çok ciddi bir kültür katmanı var. Ta milattan önceki zamanlara kadar geliyor. Aslında son çıkan çalışmalarla beraber hatta şuradan kopya çekeceğim. Milattan önce 6. bin yılında, 6. bin yılında Halat Neolitik adı verilen bir dönemle başlayan olduğu tahmin ediliyor. Daha sonra Kalkolitik Ubek devresi, yani milattan önce 5. bin yıllarda ve sonrasında asıl daha çok buluntularını gözlemlediğimiz geç Kalkolitik dönemde çok önemli bir merkez olduğunu biliyoruz. Birçok farklı katmanlar var. Daha çok Neolitik dönem dediğimiz, yani tarih öncesi dönemde güçlü bir örgütlenmesi var. Daha sonra Demir Çağı ile beraber evet bir Hitit Asur İmparatorluğu egemenliği var. Ama daha sonra Roma dönemi ve Bizans döneminde biraz daha önemini kaybettiğini görüyoruz. Asıl tarih öncesi dönem önemli dedik. Bu özellikle de zaten UNESCO Dünya Miras Listesi'ne uygun layık görüldü. Çünkü burada bilinen en eski kamusal saray yapısını görüyoruz ve kerpiç yapıda olması çok çok değerli. Dünyada tek olarak karşımıza çıkıyor. Ve sadece bir yapının ortaya çıkması değil, yapıyla beraber bütünleşmiş bir sistem hakkında da aslında çok ciddi kanıtlar sunuyor Aslantepe. Çok ciddi anıtsal binalar bu eski höyün üstünde yerleşmiş. Bunlardan da en çok öne çıkanı da kamusal saray yapısı. İlk saray kompleksi burada da görüyoruz. Burada
Sadece şu da değil, Aslantepe Höyü'nde bir saray yapısı değil, burada bir sekülerleşme, bilinen işte laik sistemin görüldüğü, yani daha öncesinde, yani çağdaşlarına baktığımız zaman genelde tapınak üzerinden bir yönetim söz konusu, yani dini liderlerin yönettiği bir durum söz konusu. Ama Aslantepe'de farklılaşmış bir yapı kompleksi gördüğümüz zaman o çok diğerlerinden farklılaştırıyor. Tapınağın dışında bir yerde bir kamusal sarayın izlerini görmek, burada binden bir bürokratik bir bürokrasinin olduğu ve seküler toplumdan öte bir yapının olduğunun izlerini sunuyor. Geç kalkındık dönemde yine çok önemli, yani oradaki yaşayışla da alakalı çok önemli bilgiler sunuyor. Bilinen en eski kılıç ve mızrakları Aslantepe'de görüyoruz. Halen o kalkmalı, çok hani simgeleşen kılıç şu an İstanbul Medeniyetler İstanbul Müzesi'nde, hayır değildi, havaalanında, İstanbul Havaalanı'nda. O Aslantepe heykeli ise Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergileniyor. Bu dönemde çok fazla mühürler ortaya çıkıyor. Çok çeşitli mühürler çıkıyor. Bu mühürlerin çıkması da çok önemli, yine bir farklılığı ortaya çıkartıyor. Diyor ki burada bir emekçi bir toplumun yaşadığını görüyoruz. Yani burada sarayda yaşayanlar, bu kent Aslantepe kentinde yaşayanların kendi uyguladıkları faaliyetler, hizmetleri karşısında mühürler alınarak onlarla bir nasıl diyeyim, bir ilk mat Lipkoçan sistemini görüyoruz. Yani yapılan emeğin bir faturası gibi düşünün mühürleri. Bunu çok sayıda görmemizde, yani bu sistemin geliştiğini gösteriyor. Hatta bu nedenle de, bu özelliğiyle de çok unik değere sahip olduğu ve uzmanlar tarafından da çok hayretle ve şaşkınlıkla karşılandığını söyleyebilirim. Diğer taraftan kamusal sarayın ve oradaki kerpiç yapı kompleksinin koridorlarında çok önemli duvar resimleri de görüyoruz. Bu duvar resimleri de o dönemdeki tarımsal faaliyetlere, genelde kadın başı olarak düşünülüyor ama yeni bir öneri ortaya çıkartıldı, ama onu benim vermem doğru değil o da, çünkü dediğim gibi ben arkeolog değilim, asla haddime değil, sadece oradan bildiğimiz kadarıyla anlatabiliyorum. Farklı yorumlama durumlarına da sahip, ama genel olarak bir tarım toplumu olduğunu zaten biliyoruz, bulunduğu coğrafya sebebiyle. Zaten şöyle bir durum da var. Aslantepe'nin, hatta şurada, evet devam edeyim. Aslantepe'nin bulunduğu konum itibariyle bugüne kadar gelmesinde en önemli sebebi yer seçim kriterleri. Bakıldığında ilerleyen saatlerde anlatacağım. Bulunduğu bölgede çok fazla aslında höyük var. Fakat bu höyük hep sular altında kalması ya da işte iklimsel sebeplerle yok olma tehlikesi karşı karşıya gelmiş. Hani ciddi bir merkez, zaten bereketli Hilal'in tam ortasında Malatya kenti, ama Aslantepe'nin kalması da o Fırat Nehri'nin, ki Fırat kıyısına yakın bir mesafede ama taşkın alan sınırının dışında olması, Aslantepe'ye bugüne taşıyan önemli nokta. Aynı zamanda ciddi bir sulak alan statüsünde, bu nedenle de çok önemli bir tarım kenti olduğunu biliyoruz. Yine birçok kazılarda, işte dedim ki 40 yıllık bir kazı çalışması belki de Türkiye'nin bence birinci sırada olabilir. Öyle olduğunu ben iddia ediyorum. Çok sistemli, en sistemli kazı çalışmasının yapıldığı yerdir Aslantepe kazısı. Hani diğer hocalarım da kusura bakmasınlar ama gerçekten onların da kabul edeceğini düşünüyorum. O sistemli kazıların en önde gidenlerinden biri diyebilirim en azından. Kimseye küstürmeyelim. Kültür katmanları devam ediyor. İşte geç kalkolitik dönemden sonra demir çağı, bu dönemde artık Hitit Asur egemenliği söz konusu. Burada da yine özellikle bu dönemki son 2-3 yılda Hitit dönemi açmalarına çok önem verildi. Bu alanda veriler çok değerli. Yeni verilerle karşılaşıyoruz. Burada da yine önemli bir merkez haline geldiğini görüyoruz bu dönemde de. Genel olarak bilgi verdik. Hani Bizans ve Roma döneminden de kısaca bahsedeyim. O zamanda da bir kalıntı yok. Yani o dönem artık bir lejyon merkezi olarak kullanılmış. Daha çok savunma amaçlı. Çünkü bulunduğu konum itibariyle iyi bir bakı noktasında ve bir iyi bir savunma bakısı içerisinde. O yüzden de daha çok o lejyon merkezi olarak düşünülmüş.
Kent nereye taşınmış? Kent de şu anki hali hazırda eski Malatya dediğimiz Battalgazi, yani Selçuklu döneminde bir Selçuklu kent merkezde hemen 5 kilometre kuzey batı doğrultusunda yer almış. Evet, biz tabii bu projeyi ben proje ekibi adına sunuyorum. Bu proje çok kapsamlı bir projeydi ve çok fazla destek sağlayan kişiler vardı. Hepsine tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Birçok farklı disiplini içeriyordu. İşte arkeologları vardı, mimarı vardı, peyzaj mimarı, sanat tarihçisi, botanikçisi ile beraber çok kapsamlı bir proje ekibine sahiptik. Tabii bu süreç içerisinde bu ekibe birçok kişi de dahil oldu. Onları da en son kısa bir videomuz var. Orada da size sunmak isterim. Projenin amacından birazcık bahsedeceğim. Burada kentin organik bağının güçlendirilmesi ve UNESCO'yu zaten bir hedefimiz vardı. Yani 2018 yılında da hedefimiz vardı ki ilk aslında geçici alan yönetim, yani geçici listede zaten 2014 yılında girmişti. Yani zaten bir dünya mirası olması noktasında problem yoktu. Tek problem alan yönetim planının eksikliğiydi. Bu anlamda da biz de proje ekibi olarak biz yürüttüğümüz projeyle beraber de dünya mirasına girme sürecine katkı sağlamayı hedefledik. Aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma noktasında ekolojik kültürel turizm aracı olarak da arkeolojik park kavramını öne çıkartmayı hedefledik. Bahsettiğim üzere Malatya sadece Aslantepe'den de ibaret değil bu arada. Malatya gerçekten çok kadim bir kent. Birçok farklı özellikleri sahip, birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış. Çok çok önemli bir kent. Zaten bahsettiğim gibi eski Fırat, bugünün Karakaya Barajı çok önemli bir karakter sağlıyor. Ve çevresindeki illerle beraber hani bir merkez durumunda olduğunu geçmişten bugüne kadar kesintisiz olarak bize ispat ediyor. Bundan sonra da yine Malatya'da o sevdiğimiz, çok gönül verdiğimiz Malatya'nın da tekrar o eski canına tekrar kavuşmasını umuyoruz. Arkeolojik park için tabii şöyle, sadece Aslantepe'nin işte arkeolojik mirasının çok iyi olması hemen arkeolojik park yapabileceğimiz anlamını taşımıyordu. Uluslararası deneyimlerden de biliyoruz. Onları da inceledik. Daha sonrasında Aslantepe Höyü'nün hangi etmenlere sahip olduğunu ve hakikaten arkeolojik park olabilme noktasında nasıl veriler bize sunduğunu tanımlamamız gerekiyordu. Kazıların devam etmesi zaten birinci kriterdi, çünkü arkeolojik park bunu söylüyor. Çok önemli bir bilimsel veri var. Geçmişten bugüne kadar ve geleceğe kadarki olan süreci iyi tanımlayabiliyorduk. Bir de şöyle bir özelliği var. Bulunduğu yer Orduzu Mahallesi, o geleneksel peyzajın çok iyi okumamıza sebebiyet veriyordu. Yani oradaki antropojenik etki dediğimiz insan temelli etkileri çok farklı yönleriyle bir arada sunan bir sahneydi aslında. Bir de şöyle bir durum da var Aslantepe'nin. Genelde arkeolojik kazılar çok sevilmez halk tarafından. Çünkü bir koruma statüsü barındırır ve insanlar orada rahat rahat yerleşim, yani hayatlarını sürdüremezler. Kısıtlamaları vardır. Ama Aslantepe bu noktada belki Türkiye'de yine bir ilk olduğunu iddia ediyorum. Yerel halkla diyaloğu inanılmaz güçlü olan bir arkeolojik alan. Bununla ilgili yaptığımız çalışmalarda da bunu anlatacağım. Bu diyaloğun olması bizim elimizi güçlendiren bir noktaydı. Çünkü kişiler koruyor. Yani oradaki halk burayı benimsemiş ve koruyor. Koruma noktasında bize destek sağlaması noktasında çok önemli potansiyeller sağladı. Yine diğer kültür, dünya miras alanları, bağlantılılık söz konusu bir turizm destinasyonu olmasının potansiyeli zaten vardı. Aynı zamanda çok önemli bir durumu da var. Hem ekolojik değerleri vardı hem de tarımsal peyzaj potansiyeli vardı. Biliyorsunuz Malatya simgesi kayısıdır. Çok nefis kayısı bahçelerinin olduğu bir alan içerisinde bulunuyordu Aslantepe Höyü. Buradan yola çıkarak. Evet, dedik ki çok güzel Aslantepe, evet arkeolojik park olabilir ama işimiz daha yeni başladı. Çünkü arkeolojik parkın oradaki kendi yöntemimizi geliştirdik ve bu yöntemler birçok farklı alt yöntemler doğurdu. Ve bunun için de birçok söylem ve eylem belirlememiz gerekti. Hepsi dediğim gibi planlama, tasarım ve yönetim etaplarının doğru bir şekilde kurgulanmasıyla arkeolojik park modeli karşımıza çıkıyor. İlk olarak planlama sürecinden başladık. Ana hedefimiz şuydu: Aslantepe Höyü ve çevresini anlamak ve planlamak. Çünkü sadece Aslantepe'deki kazı çalışmalarıyla ortaya çıkamazdık. Çünkü onun bir teritoryumu vardı, bir
etkileşim alanı vardı. Bu etkileşim alanını anlamamız gerekiyordu. Kültürel katmanlardan başladık. Daha sonrasında buradaki tarihsel gelişim sürecine baktık. Daha geçmişi anlamak zaten bizim çalışma prensimiz. Önce geçmişi anlayacağız ki bugünü tanımlayalım ve daha sonra gelecek için stratejiler üretebilelim. Süreç tasarımlarından bahsedeceğim. Teritorium sınırı olarak yani Aslantepe'nin etkileşim alanını belirlemek gerekiyordu. Çünkü genelde zaten çalışma prensibimiz makro ve mikro ölçekler belirleriz. Biz kendi çalışma metodumuzda makro ölçekte bu sınırı tanımlayabilmek çok çok zordu. Yani bunun için gerçekten ciddi uykusuz kaldığımız zamanları biliyorum. Çünkü genelde havza sınırlarını ya da işte eşikleri alırız. Fakat burada motivasyonumuz arkeolojik miras ve burada bizi Aslantepe'yle ilişkilendirebilecek noktada aslında Aslantepe ve çevresinde yapılmış yüzey araştırmalarından elde edilen buluntular. İşimiz daha da zorlaştı aslında. Çünkü bugün dün analizini yapmak çok kolay. Belli bir takım malzemeler var. Onun üzerinden analizler yapabiliyoruz. Hani bunu da zaten çoğunlukla genelde öğrenci arkadaşlarımız da bilirler. Çevresel analizler diyoruz. Fakat bu milattan önceki zamanlara hatta mezolitik döneme kadar 10 bin yıl öncesine kadar bir çalışma olunca bunun çevresi analizini yapmak takdir edersiniz ki çok zordu. Bunun için de ortaya nasıl çıktık? Sevgili Gianmare Dinocera 2004 yılında Aslantepe çevresinde bir yüzey araştırması yapmıştı. Onun verileri vardı. Sevgili Mehmet Özdağ hocamız 1977 yılında Keban Kurtarma Kasası'na görev almıştı. Onu yürütmüştü. Onun çalışmaları vardı. Sevgili çok sevdiğim Sevgi Dönmez hocamız İnönü Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı. Onun geçmiş çok yakın gelecek geçmişte yapmış olduğu yüzey araştırma sonuçları burayla alakalı bütün kitaplardan elde ettiğimiz bütün literatür elde ettiklerimizi bir arkeolojik bilgi sistemi oluşturmak zorundaydık. Ve bunları dönem dönem, paleolitik dönemden, işte geç kalkolitik, tunç çağı, bronz dönemi, demir çağı, Roma dönemi, cumhuriyet dönemi yani o süreç içerisinde, tanımladığım süreç içerisinde tek tek tanımlamamız gerekti. Ve buradaki kültürel unsurları, maddi kültür kalıntılarının nitelikli bilgilerine kadar keşfetmemiz gerekiyordu ki buradaki yerleşim alanlarını anlayabilirim. Yani etkileşim unsurlarını netleştirebilirim. Önümüze böyle bir tablo çıktı. Buradaki amacımız şuydu, en çok kesişimin olduğu yer aslında bize en çok yoğun kullanımın olduğu yeri gösterdi. Burada sadece işte Aslantepe değildi, Aslantepe'nin çevresindeki şu anki işte eski Malatya dediğimiz bölgede çok güçlü olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Bir taraftan tabii bu Karakaya Barajı'nın altında da hani bu sayede 118 yanılmıyorsam 118 höyüğün de bilgilerine ulaştık ama şu an tabii bunun hiçbiri görünür şekilde değil.